Büyük deprem felaketinin yaralarını sarma çabası sürüyor. Önemli unsurlardan biri de sigorta, ev, otomobil, eşya gibi geri ödemeler ne olacak, ne kadar olacak? Deprem hakları neler? Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Merhaba Sena Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Önce şununla başlayalım Atilla Bey. Bir çalışma yaptınız mı deprem bölgesinde? Hasar nedir? Hasar ödemeleri başladı mı? Sonra detaylandıralım. Buyurunuz. Tabii ki deprem e, olduğu andan itibaren e, sektördeki tüm şirketlerimiz acil eylem planları üzerinden e, poliçelilerini e, belirleyip <laughs> risklerini e, ve mevcut e, o bölgedeki toplam e, poliçe sayısı üzerinden e, gerekli hazırlıklarını yaparak o sabah itibariyle e, tabii öncelikle kendi personelimiz, iş ortaklarımız, Sektör e, üzerinden ulaşabileceğimiz e, arkadaşlarımızın, bölgedeki arkadaşlarımızın yardımına ve desteğine koştuk. Onlara ulaşmaya çalıştık. E, zaten ilk 72 saat arama kurtarma çalışmaları ve e, kamunun çalışmaları için çok önemli. E, bu çerçevede e, bizler sigortacı olarak e, bir faaliyet göstermedik. Ancak yardım ve destek faaliyetlerinde bulunduk. E, Hemen hızla da organize olarak deprem bölgesindeki arkadaşlarımızı tahliye edip güvenli alanlara götürdükten sonra mobil hizmet araçlarımız ve e, hasar e, ekiplerimizle bölgeye e, hizmet vermeye başladık. Bu arada Hazine Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda ve SDDK'nın liderliğinde e, TSB, DAAS, Türk Resurans e, hep birlikte toplantılar yaparak e, SDDK'nın, Deprem bölgesindeki e, sigortalıların bu dönem içerisinde mağdur olmaması için aldığı önlemleri e, bi, biz de uygulamaya aldık, e, üyelerimize bildirdik. Nasıl? E, ö, öncelikle yenilemesi olan poliçeleri otomatik olarak yeniledik ve Mayıs sonuna kadar tahsilatsız bir şekilde e, bunları e, taşıyoruz. Kimisi şir sigorta şirketlerimiz bir yıl, kimisi ise e, bu döneme kadar. Uzatım yaptı. Bu dönemden sonra da tekrar SDDK liderliğinde toplanıp yeni kararlar çerçevesinde sigortalılarımızı orada mağdur etmeden e, bu süreci e, yöneteceğiz. Tabii bunun ardından e, deprem bölgesinde bugün 23. gün, e, hasar tespit çalışmalarında öncelikle Çevre Şehircilik bakanlığımız ve Daskın tespitleri ve çalışmaları oldu. E, onlar da çok yoğun ve can bir çalışmayla bugün itibariyle neredeyse bitirdiler çalışmalarını. Hatta DASK 1 milyonun üzerinde ödeme dahi yaptı. 2,5 milyonun üzerinde konut ve bina incelendi. Bizler de sektör olarak DASK'ın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tespitleri üzerinden konut sigortaları için Yeni bir rapora ihtiyaç duymadan o raporlar üzerinden DASK'tan arta kalan kısımları yani DASK'ın teminatının bittiği yerde ihtiyari konut poliçeleri başlar. O konut poliçelerinin teminatlarını poliçelerimize, poliçe sahiplerimize ödüyoruz. Hı hı, teşekkürler. Ay, ay Bu buyurun, buyurunuz. Aynı şekilde aslında deprem teminatı içeren poliçe sayısına da bakarsak yaklaşık 4 milyon bunun 2 milyon 780 bini e, das dışındaki poliçeler yani Hayat, Ferdi, Kaza, Yangın ve e, Kasko poliçeleri. E, bunlar için e, özel sigorta sektörü olarak Türkiye Sigorta Birliği e, şirketleri olarak e, hasar çalışmalarına hızla başladık. E, bunlar için normal prosedürlerimizi de uygulamıyoruz. E, süreçlerimizi oldukça kısalttık. E, bu çerçevede e, kasko'da özellikle tam i̇şte onu toplama... soracaktım. E, kasko'da yani kaç araç hasar gördü? Ne kadarı sigortalıydı? E, bunun hasar ödemesi nasıl oluyor? Tespiti nasıl oluyor? Onu da anlatabilir misiniz? Biz çokça görüntü verdik. Çünkü evlerin e, örneğin e, binanın kenarın, kenarına park etmiş bir araç e, ama bina yıkılmış. E, evet. Aracın üzerine düşmüş bir e, enkaz görüntüsü yine getiriyoruz ekranlara. Bu durumlarda mesela ne oluyor? E, tabii şu ana kadar hani 493 bin, 500 bin e, kasko poliçe sayısı var. Asarlı olarak deprem teminatı içeren. Bunlardan e, önemli bir miktarının ihbarı yapılmadan e, birliğimize üye şirketler tarafından doğrudan plakadan ve şasi numarasından tespit edip kendi dosyalarımızı açıp ödemeleri de başladık. Hmm. Burada e, Yaklaşık 1 milyar civarında bir e, ödeme öngörüyoruz şu anda. E, Tabi bu hasar çalışmaları devam ettiği için kesin ve net sayı vermek, e, rakamı vermek mümkün değil ama bu 493 bin poliçe için şu ana kadar tespitlerimize göre 1 milyar lira civarında e, bir ödeme yapılacak bu 11 ilimizde. Hı hı. Aynı şekilde yangın poliçe sayısı da yaklaşık 500 bin e, adet. E, hayat verdiği kazada da 1 milyon 800 bin civarında bir poliçe sayımız var. E, buradan tamamen e, dış dışı ödeme olarak e, düşünürsek 25 milyar civarında bir e, ödeme olacağını deprem bölgesine deprem teminatı kaynaklı e, tahmin ediyoruz şu anda. Bu dış dışı ödemeler için takvim nedir? Burada aslında 600 binden fazla dosya var. Bu daha da artabilir, daha da artacak. Normal şartlarda oldukça uzun sürecektir bunların incelenmesi, ekspertizi, dosyaları. Bunları yine Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuzun da tavsiyeleri ve genelgesi doğrultusunda hem Kasko'da hem konutta çok kısalttık. Bireysellerde maksimum bir ay içerisinde tamamlanacaktır. İşletmelerde ise onların biraz daha poliçeleri e, daha girif daha e, kompleks olduğu için işte iş makinalarından e, iş durmasına kira kaybına e, kar kaybına kadar farklı teminatları içerdiği için bu teminatların tespiti ve hasarın doğru tahmin edilebilmesi e, ve e, dokümente edilebilmesi biraz daha zaman alacaktır. Hmm. Ancak burada da avans ödemeleriyle sigortalılarımızı zorda bırakmadan bu süreci e, haziran Haziran'a e, kadar bitirmeyi öngörüyoruz. E, kobiler ve işletmeler için soruyorum çünkü bölgeye giden ekonomistlerle evet. yaptığımız röportajlarda izlenimlerini sorduğumuzda iş makineleri yine e, hasar alan işletmeler çok fazla ve dolayısıyla bölgenin kalkınması oraya belki göçün tekrar teşviki için çok önemli başlıklar buradaki işletmelerin bir an önce ayağa kaldırılabilmesi. Bu konuda e, takvimlendirmeye az çok bahsettiniz ama nasıl bir hasar ödemesi onu da çok kısa değerlendirmenizi isteyeceğim sonra birkaç sorum daha var Atilla Bey buyurunuz. Çok haklısınız ancak burada e, işletme poliçeleri çok geniş teminatlı poliçeler. Dolayısıyla e, işletmenin sahip olduğu teminata göre e, süreçte e, az veya çok farklılık olacaktır. Bu çerçevede yurt dışından e, belki onarımlar olacak Ert olanların çok hızlı bir ödemesi yapılacak ve bunların reasürans karşılıkları da alınarak ödeme yapılacak. Normal şartlarda 6 ay sürecek bir süreci biz 45 gün içerisinde yönetebileceğimizi düşünüyoruz bu deprem çerçevesinde. Şimdi bazı haberler var bunları size sormak istiyorum. Sigorta şirketlerinin full paket adı altında deprem değil de yer kayması yazdığı için ödemelerin çok cüzi miktarda yapıldığı ya da yapılmadığı yönünde e deprem değil yer kayması yazan böyle full paketler var mı varsa neden? Şimdi böyle bir tabii burada sigortalılarımızın bazı konularda eksik bilgiyle yaptığı yorumlardan kaynaklanıyor. Bizim poliçelerimizde ana teminatlar deprem, yangın, terör ve ek teminatlar olarak dört ana Teminat veriyoruz. Bu yer kayması ek teminatlarda bulunan bir teminat. Ee, eğer sigortalımız kendisi e, isterse depremi e, çıkarmak kendisi çıkartıyor. Normal şartlarda biz sigorta şirketleri olarak deprem dahil satıyoruz. Ancak depremde, e, terörde e, yangında yine e, poliçe sahibinin karar verdiği teminatlar ve bunun yanında ek teminatlar var. Yani yer kayması ek teminatların içerisinde yer alan bir teminat. Deprem teminatını kendisi almak istemediyse e, bu çerçevede yoktur. Onun dışında e, deprem teminatı e, konusunda sigorta şirketlerimiz açısından tam tersi, biz e, her poliçeye deprem teminatı vermek isteriz. Ancak maalesef yaşadığımız tecrübelerden hani aktarayım çünkü somut e, hani bir poliçe üzerinde bakıp inceleyerek tam net bilgi verebilirim ama yaşadığımız tecrübeler şunu getiriyor bize geçmişte, İşte kredi nedeniyle bir poliçe aldığı için o poliçe'nin primini düşürmek açısından e, orada bakıyor. Depremi de en az e, frekans olarak gerçekleşecek şey olarak düşünüp içinden e, çıkartıyor bazı e, işte poliçe sahiplerimiz. E, maalesef böyle durumlarda da e, çok büyük mağduriyete sebep oluyor. E şimdi, böyle bir durum buyur, buyur. olduğunu tahmin ediyorum. Teşekkürler. Mayıs sonuna kadar poliçeler e, poliçelerin uzatıldığını hatta bunun kimi e, yerlerde bir yıl olduğunu da söylediniz. Şunu sorayım. Deprem evet. bölgesinde yeni sigorta yapılıyor mu? E, yapılmıyorsa neden? Nedir burada kural kaide e, mevzuat? Bir diğer soru da deprem bölgesi dışındaki sigortalarda siz bir e, primde yükselme gözlemliyor musunuz? Var mı? Şimdi e, Deprem bölgesinde yenileme yani zaten poliçesi olanların yenilemesi bir yıl veya Mayıs sonuna kadar Mayıs 8 Mayıs'a kadar yapıldı. Dolayısıyla yenilemelerde bir sorun yok. Yeni işte ise bizim işimiz gereği riski önce tespit edip o risk üzerinden fiyatı oluşturmamız gerekiyor. Depremler devam ettiği için bazı konularda tespit yapıp bunun üzerine poliçelerimizi düzenlemek normal zamanlara göre daha zor. Yeni iş yapılıyor mu sorusunun cevabı evet yeni işler yapılıyor ancak bunu Tespit ederek işte fotoğraflayarak videoyla görerek e, hasar olmadığını ondan sonra yeni poliçeler yapılıyor. Ama normal zamanlardaki gibi hızlı ve seri e, bir e, deprem bölgesi için söylüyorum yeni iş, iş e, yazmada e, tabii ki sıkıntı oluyor. Ancak bundan sonra her gün e, bu iş çok daha rahatlayacak, artçılar azalacak, e, işte normal hayata dönülecek, tespitler kolaylaşacak, eksperlerimiz çok yoğun. ...eksperlerimizin ulaşımı rahatlayacak. Her geçen gün bu konuda da... E, ...sektörümüz çok daha hızlı hizmet vermeye başlayacak. Diğer yerlerde artışla ilgili bir konu... ...zaten poliçe primlerimiz... ...daha önceden her yerde... E, ...özellikle deprem tarifesi var... ...tarife üzerinden e, veriliyor. Dolayısıyla e, böyle bir artış... ...hani bir tespitim yok... E, ...Türkiye Sigorta Birliği açısından da... ...bize gelen böyle bir bilgi yok. Ancak şu var... Tabii ki bizim yaşadığımız olaylar bundan sonraki e, dönemdeki yapacağımız üretimler için bir veri oluyor, maliyet oluyor. Nasıl ki pandemi, pandemi sonrası Elazığ, Malatya depremi, serler, yangın afetleri, bunlar bize bir yük yarattı ve e, önüm, sonraki restorans görüşmelerinde yeni maliyetler üzerinden fiyatlarımız oluştuysa ki bunların yanında işte enflasyon, döviz kurunun artışı, lojistik sorunlarının maliyetlere yansıması, evet. yedek parça temlik bunlar hepsi fiyatı etki eden unsurlar. Peki. Ancak özel olarak bu depremle ilgili bir artış söz konusu değil. Peki, çok teşekkür ediyorum Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Bey'in katıldığınız için, katkılarınız ben için. Ben teşekkür Şimdi... ederim. Çok